Herkese günaydın, merhabalar. Şimdi Intel özellikle genç girişimcileri, genç beyinleri destekleyen, tabii ki yani belli bir yaşta destekliyor ama birkaç tane programı var yakın evet. zamanda duyurdu. Şimdi bir tanesini zaten biliyoruz nispeten. Belki onu biraz bir altında kaçırmakta fayda var Intel Global Challenge'ın. Bir önceki konferanslarımızda seninle konuşurken bahsettiğin biraz daha donanım ağırlıklı bir evet. Bir programımız var ki o beni aslında biraz daha fazla heyecan. Intel Global Challenge çok güzel bir şey ama diğeri biraz daha böyle bu aralar alanımıza girdiği için beni heyecanlı. İstersen ben sözü direkt sana bırakayım. Tamam, ben hemen bahsedeyim. Aslında 3 tane başlıkta bizim projelerimiz var. Özellikle girişimcileri desteklediğimiz, girişimcileri bir hani rekabet ortamına soktuğumuz. Birincisi çözüm kumbarası. Çözüm kumbarası bizim sosyal girişimcilik platformumuz aslında. Çözümkumbarası.com'a girerseniz orada sosyal sorunlara toplumdan çıkan bireylerin çözüm üretmesini istiyoruz. Bu ne olabilir? Her şey olabilir. Hani ama mutlaka sosyal faydası olsun. Sosyal fayda nedir? Eğitime katkı, işte sağlığa katkı, birçok farklı olabilir. Dolayısıyla çözümkumbarası.com bizim için önemli bir platform, sosyal bir girişimcilik platformu. İkincisi biraz önce senin bahsettiğin aslında Intel Business Challenge. Intel Business, Global Challenge yanlış söyledim. Global Challenge Business aslında Business Challenge diye geçiyor. Aynen. Global bir yarışma. Okay. Buradaki yarışma bütün dünyaya açık. Dünyadaki girişimleri ülkelerden çıkartıp orada bir global yarışmanın içerisinde birbirleriyle yarıştırıyoruz. Ve birincisine 100 bin dolarlık ödül veriyoruz ama ödül problem değil. Veya ödül en büyük fırsat değil. Orada yaptığımız şey dünyanın en büyük risk sermayesi şirketlerinin karşısına sizleri koyuyoruz. Bu müthiş bir fırsat. Bu parayla satın alınamayacak bir fırsat. Yani bugün gitseniz Silikon Vadisi'nde kamp kursanız, bütün fırsatları kovalasanız, bütün etkinliklere katılsanız bunu yakalayamayabilirsiniz. Çünkü en değerli risk sermayesi şirketlerine gidip orada satış yapma fırsatınız var. Onların desteğini alma fırsatınız var. Bunu da tabii Webrazi desteğiyle, girişim fabrikasıyla ve Endeavor'la beraber Türkiye'de kurguluyoruz. Ve yarışmayı başlattık. 22 Eylül'e kadar Türkiye elemeleri devam edecek. Ondan sonra birinciyi bir jüriyle seçip Kasım ayındaki dünya finallerine göndereceğiz. Ve orada benim gönlümden geçen Türkiye'ye bir birincilikle dönmek. Yani Türkiye'den başarı hikayeleri çıkartmamız lazım. Burada yani şu anda şimdi Burak Aydın'ı burada ilk defa görenler olabilir, daha önce takip edenler olabilir ama ben bizzat da bir söyleyeyim. Bu söylediği şeyi laf olsaydı söylemiyor. Evet, yani bu... Ya bunu bana sürekli söylüyor. Aynen. Ya diyor Arda yani birinci keşke oradan Türkiye'den çıksa. Yani hadi o olmuyor en azından orada bizden birileri iyi bir derecede evet. olsunlar. O yüzden de biz bu yarışmayı hani inceleyip sık dokuyoruz. Güzel fikirleri yakalayalım. Bu fikirleri mentörlükle beraber destekleyelim. 5 haftalık girişim fabrikasında bir eğitim kurguluyoruz. O eğitim süzgecinden geçirdiğimiz zaman daha da böyle hani fikirleri çarpıştırıp en iyi fikri seçip onu da Silikon Vadisi'ne gönderelim. O yarışmaya katılsın istiyoruz. İnşallah hani güzel bir dereceyle döneriz. Türkiye için de güzel bir rol model olur. Bu ikinci yarışmamız aslında. Yine dün başlayan aslında beni de çok heyecanlandıran senin de altını çizdiğin bu Make It Wearable yarışması. Giyilebilen teknolojilere yönelik açtığımız yarışma. Biliyorsunuz Intel ciddi anlamda bir giyilebilen teknolojilere ve nesnelerin internetine yatırım yapıyor. İşte yaklaşık 1,5-2 ay önce Basel Science diye bir akıllı saat Healthcare Tracker firmasını satın aldık. Ve arka arkaya satın almalar geliyor. Gelmeye de devam edecek. Burada yapmak istediğimiz şey insanların kullanmaktan keyif alacağı giyilebilen nesnelerin çıkmasına vesile olmak. O yüzden de aslında bu yarışmayı yapıyoruz. Bu yarışma hani kısaca bilgi vermek gerekirse dün itibarıyla başladı ve Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Ve 500 bin dolar birincilik ödülü var.
200 bin dolar ve 100 bin dolar ikinci ve üçüncülük ödülleri var. Kategoride ilk 10'a girenlere 50 bin dolar destek veriliyor. Bunun bir de şöyle faydası var. Yani 500 bin dolar almak çok büyük bir destek. Evet. Bu desteği alıp ürünü ticarileştirme noktasında Intel'in desteğini de almış oluyorsunuz. Sadece para desteğini almıyorsunuz. Ciddi teknolojik desteğini de alıyorsunuz. Sizden beklenen de, bu yarışma kapsamında beklenen de, belirli başlıklarda giyilebilen teknolojilerle ilgili konseptleri ortaya çıkartmanız. İşte sosyal birkaç tane başlık var aslında. Bu wearable geliştirme kategorisine katılacak proje sahiplerinin faydalı kullanım, estetik, pil ömrü, güvenlik ve gizlilik gibi alanları dikkate alarak moda, sağlıklı yaşam, eğitim, çevre, güvenlik ve sosyal yaşam kategorilerinde ürünler çıkartmalarını istiyoruz. Ve bunlar giyilebilen ürünler olacak. Olması gerekiyor mu? Fikir aşamasında olması yeterli oluyor mu? Fikir aşaması vizyoner proje kapsamına giriyor. İki tane ayrı bölümü vardı bu projenin. Bir vizyoner proje ortaya çıkartmak. O fikir de aslında. Yani insanların 2 dakikalık bir videoyla hayallerini anlattıkları bir video bölümü idi. Onun son track'ine geldik, son bölümüne geldik. 4.'yü bitirmek üzereyiz. 5. ve son bölümüne geldik. Bu development bekliyoruz. Yani çok basit anlamda development olmasını istiyoruz. O yüzden bu developer track diye geçiyor. Hani çok basit sensörlerle, hani mutlaka bitmiş ürün olmasına gerek yok. Öyle hani müthiş endüstriyel tasarımla ticarileştirme aşamasına gelmiş olmasına gerek yok. Ama hani sensörlerle konsepti anlatabilecek noktaya gelmesini istiyoruz. Bir şey merak ettim aslında. Şimdi burada kalkıp da kim bunu yapıyor gibi bir soru sorarsam bir iki el kalkar en fazla ama kim giyilebilir teknolojiler dünyasına ilgi duyuyor? Bir elleri görebilir miyim acaba? Bayağı bir el kalktı. Hiç fena değil değil mi? Evet. Hiç fena değil aslında evet. Şimdi gelecek nesnelerin interneti. O kümenin altındaki en büyük, en önemli bacaklardan biri de giyilebilen teknolojiler. Hani şu anda aşikar bir gerçek var. Bu pazar neredeyse sıfır noktasında. Hı hı. 2018'e kadar 40 milyar dolarlık bir pazar olması öngörülüyor. Ve müthiş yeni ürünler gelecek. İşte biz akıllı kulaklığı çıkarttık. Şu anda ticarileştirme safhasındayız. Hı. Saatler arka arkaya geliyor. Bu fitness bantları arka arkaya geliyor. Nike'da çıkıyor. Yani hani giren firmalar da var, çıkan firmalar da var. Stratejik öncelik olarak görmeyen firmalar da var. Ama burada kalmayacak. Yani sadece gözlük, kulaklık, saat değil. İşte geçen sefer bir örnek vermiştim. Duruş bozukluklarıyla ilgili tam omurgaya 3 tane sensör yerleştirip ileride skolyoz olmanızı engelleyecek bir tişört. Yani çok basit bir uygulama ama insanların giymekten, kullanmaktan keyif alacağı bir uygulama. Veya işte motosiklet kullananlar için kasklar, montlar, akıllı montlar. Benim bileğimdeki Jobon, şimdi sen mevzu konuşurken biri dürttü, bız bız yaptı kolumdan. Neden yaptı? Çünkü bunun öyle bir ayar yapmıştım ben buna. 15 dakika hareket, hiçbir şey yapmadan tamam. Hareketsiz kalırsam beni dürt demiştim. Şimdi dürtüyor. Abi konferans yapıyorum ya. Konferans yani. Şunu anla biraz yani. Anlayış değil mi? Mesela arada koşmaya başlamışım. Sahnede bir oradan bir oraya falan. Yani hayatımızda eğer doğru kullandığın takdirde kesinlikle benim gibi göbekli olmuyorsun. Onu çok net söyleyebilirim. Ben doğru kullanmadığım için göbekliyim yani. Ama çok ciddi bir yer alacağı kesin. Mesela bir örnek vereyim. Olay sadece işte bileklikler, bilmem ne, gözlükler falan değil. Ya Anki diye bir şey var bu arada. Anki Drive. Duyanlar vardır belki burada. Apple'ın bir lansmanında yanlış hatırlamıyorsam ya iPhone 5'ti galiba veya 5S'ti emin değilim ikisinden birinin lansmanı. Tim Cook kendisi sahnede göstermişti ürünü. Bir araba aslında bu. Bildiğimiz o araba yarışı yani. Yere bir tane böyle halı gibi bir şey koyuyorlar. Kendi halısı var. Pisti yani. Arabayı koyuyor ve tamamen kendi kendine yolu takip eden Artificial Intelligence yapay zeka çalıştıran bir ürün. Anki, A-N-K-I diye arayabilirsiniz.
telefonla da yani böyle birkaç kişi oturup telefonla evet, yarışabiliyorsunuz. Evet. Ama hassas nokta şu, arabayı yoldan çıkartamıyorsunuz. Ha bu arada ayrı bir konu daha. Webraz'da da Anki'nin bir test sürüşünü yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi o kadar önemli bir detay ki yani yoldan çıkmıyor araba. Öğreniyor bir süre sonra. Yani CPU olarak bir aracı kullanıyorsunuz. Diğerini siz koyuyorsunuz. Araç öğreniyor sizin hareketlerinizden ve sizi yenmek için çabalıyor falan yani. Böyle enteresan. Çünkü kapışıyorsunuz sonuçta. Gittiği yön çok başka. Sonuçta Anki'yi bir tür insansız araç için, araba için prototip gibi de düşünebilirsiniz. Yani onun için gittiği yön çok fazla farklı. Doğru. Katılıyorum tamamen. Kesinlikle. Yani altını bir çizelim şeyler istersen abi. Şu başvuru tarihlerinin bir vurgulamakta fayda olur evet, belki. Aslında bu başvuruların hepsini çözümkumbarası.com'dan yarışmalar bölümünden geçebilirsiniz. Özellikle Intel Business Challenge'ı süreci başlattık. Endeavor Girişim Fabrikası ve Webraz ile beraber ortaklık yapıyoruz. Make It Wearable'ın dün itibarıyla başlattık. Ve bizi çok heyecanlandıran bir şey. Formlara ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben aslında Joe Bourne deyince Joe Bourne örneği giyilebilen teknolojilerde çok güzel bir örnek. Biraz da onun altını hemen çizerek bir oraya bir köprü kurayım. Joe Bourne'un kurucularından biri, ben sunumlarında da çok fazla kullanıyorum, Hüseyin Rahmani. İşte Orta Doğu kökenli, Amerika'ya master sırasında gitmiş bir girişimci. Joe Bourne'u arkadaşıyla beraber kuruyorlar yaklaşık 2003'lü yıllarda, 2003-2004 yılında. İlk önce aksesuar üretiyorlar. İşte iPhone'lara, cep telefonlarına speaker üretiyorlar. Daha sonra bunlara giriyorlar. YouTube'da mutlaka izleyin. İlk üretimlerinin filmini yapmışlar. Neredeyse hani handmade derler ya, el yordamıyla üretiyorlar. Tek tek üretiyorlar, plastiklerin içerisine sarıyorlar, kutuların içerisine koyuyorlar. Bir süre sonra otomasyona geçiyorlar. Şu anda Joe Bourne 210 tane patente sahip. Giyilebilen teknolojilerle ve aksesuarlarla ilgili. 210 patent müthiş bir rakam. Ve hikayelerini okuduğunuzda neden Türkiye'den çıkmasını çok net düşünebilirsiniz. Hani işin içinde sihir yok. Teknoloji ve bilimsellik var. Oradan ilerlerseniz, girişimci ruha da sahipseniz, önümüzde açılan yeni bir pencere olan bu giyilebilen teknolojiler fırsat penceresinden içeri girebilirsiniz. Bunu neden biz yapmayalımı lütfen sorgulayın. Acayip fırsatlar arka arkaya geliyor. Sadece giyilebilen teknolojilerde değil, nesnelerin internetinde de. Bizim Türkiye'den mutlaka bir başarı hikayesi çıkartmamız lazım. Katılıyorum ve inşallah hepimizin çabalarıyla bu olacak önümüzdeki yıllarda. Çok teşekkürler Burak. Ben teşekkür ederim Arda.